Galaxy Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Nuri Şahin. Merhaba. Hoca hoş geldin. Hoca mı diyeyim, Nuri mi diyeyim? Nuri de abi. Nuri diyeyim. Nuri de. Ya şöyle durum var. Bizde tabii hoca olduğun anda ben de öyle düşünüyorum. Yani hoca demek lazım artık ama. Mesela Alex Ferguson'ın bir basın toplantısını hatırlıyorum. 60 yaşında, 30 yaşındaki gazeteci Alex ne diyorsun falan diyor. Bizde pek tutmuyor galiba. Ben kusura bakmayın Nuri diyeceğim. Nuri de, sevgili Nuri de, Nuri de dedi. Çok merak ettiğim bir şey de bahsediyorum. Bugüne kadar rastladığımızı da sormayı unuttum sana hep onu. 2005'te Brezilya maçı 3-0'dan 3-3'e getiren gol. Orta mı yaptın, şut mu çektin? Çok acayip bir gol o çünkü. Ya arkadaşlarım hep orta açtın diyor. Onlara da buradan selam olsun ama vurdum, kaleye vurdum. Kaleye vurdun değil mi? Kaleye vurdum. Ben de öyle düşünüyordum. Bu konuda çok kaleye, şey yaptık. İnsanlarla tartıştık. Yok ya, orta yapacak kimse yok ki orada zaten. Ya orta kessem kötü bir orta olur. Yok, orada kaleye vurdum. Çok dramatik oldu o maç. O maçın hikayesi inanılmazdı ya. Biz 3-0'dan, senin dediğin gibi 3-3 oldu. Kırmızı kart var bile. Kırmızı kart. Erkan Fer'in sağ olsun. Benim şu anda ekibimde olan Erkan Fer'in kırmızı kart yedi ilk yarıda. Dakika 85-90 arası da bizim sol bek Ferhat Bıkmaz vardı. Onun kafasına bir darbe geliyor. Evet, hatırlıyorum. Çocuk maçı 3-3 zannediyor. Yani biz bir şey yokmuş gibi arkada top çeviriyor. Maç 4-3 olmuş. Bu arkada top çeviriyor falan. Çok dramatik yenilmiştik o maçı. O maçın hikayesi. Ondan sonra zaten o maçtan sonra da amili takıma seçilmiştim ilk defa. Evet, hatırlıyorum. Olimpiyat stadında ilk golün. Evet. Halil de atmıştı diğerinde galiba. Halil abi attı. Bir de ben... Almanların uyanmaya başladığı dakikalar onlar değil mi? Bu hani ülkedeki yabancıları biz artık alalım. Ya, özellikle Türkler konusunda o maç biraz şey oldu. Hatta o maçtan sonra yanlış değilsem Franz Beckenbauer'ın bir açıklaması olmuştu. Ondan biz yetiştiriyoruz, onlar kullanıyor diye. Aynen öyle bir şey olmuştu. Evet. Hiç düşündün mü sonra 2014 Dünya Kupası'nı Almanya kazanınca, ya keşke seçseydim Almanya'yı diye? Yok abi ya. Gerçekten bunu inanmıyor insanlar. Yok, inanmıyorum değil ya. Senden duymak istiyorum sadece. Biliyorum çünkü çok özellikle. Benim için ya hiç, çünkü o 2006'da ben Almanya amili takım kadrosunda olabilirdim. Yani Jürgen Klinsmann döneminde onlarla da görüşmüştük yani. Ama ben çok net bir şekilde kariyerimi Almanya'da devam ettirmek istediğimi ama milli takım konusunda Türkiye milli takımını seçmek istediğimi, bu kararımdan da dönmeyeceğimi söyledim onlara. Bunun artıları eksilerini benim menajerim o zaman bile bana masaya yatırmıştı. Bak, Dünya Kupası kazanabilirsin, Avrupa Şampiyonalarına katılabilirsin, Türkiye son senelerde ne kadar katılmış, ne başarmış, bunların hepsinin göz önüne bulundurmak lazım diye. Ama ben nettim yani. Ha, bir tane Dünya Kupası oynamayı çok isterdim. Kariyerime baktığım zaman da hep o zamanlar diyordum ya, en azından bir tane Dünya Kupası oynarım herhalde Türkiye milli takımıyla diyordum. Nasip olmadı. Ama kesinlikle ve kesinlikle pişman değilim. 2002'deki başarılarımız mı seni oraya Türk milli takımına çeken? Ya ben çok iyi bir öğrenciydim abi. Şöyle söyleyeyim sana. İnanılmaz iyi bir öğrenciydim. Okuldan kaçtığım belki bir iki gün vardır. Bir tanesi Brezilya yarı finali. 2002'deki. Aklımda öyle bir yer edinmiş ki o maç mesela. Hiç yani o zamanki başarılar, o milli duygular, işte arabalarla gezmeler Almanya'da falan, belki onların da etkisi olmuştur ama ben hiç... Baştan beri. Çünkü ben genç milli takımda Almanya'da bir kere kampa katıldım. U14 veya U15'te bir kere katıldım. Bir iki gün kaldım, sonra dedemi aramıştım. Rahmetli dedemi aradım. Dede beni al dedim. Ben kalmak istedim. Ama bu konudaki demeçlerin ilginç. Mesela Dortmund'da da evim diyorsun bir taraftan. Orası benim. O farklı. Ben Almanya ile Türkiye arasında bir şey değil bu yani. Dortmund benim evim. Dortmund yani. Mesela buradaki çocuklar nasıl büyüyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Benim için de öyle. Ben yatıp kalkıp Dortmund'da. Dortmund taraftarıydım. Taraftarıydım yani. Türkiye'de hangi takım tutuyordun? Ne, niye söylenmiyor bunlar, ben anlamıyorum yani. Neyse, tamam, söyleme. Avrupa'da oynayan takımlarımız. Ama seni çok etkilemedi Türk milli takımı seçmek. Yani Real Madrid'e tercih edildin. Yok, hiç. Bundesliga'da bir yarıda galiba en iyi futbolcu seçilmiştin değil mi? Yılın futbolcu seçildi. Almanya'da yılın futbolcu seçim. Ama benim kariyerimi Türk milli takım ve Alman milli takımını seçseydin, işte Dünya Kupası kadrosuna veya atıyorum Avrupa Şampiyonası 2012 galiba Almanya yarı final oynadı. Benim en zirve dönemimde o kadroda olacaktım. Belki kariyerime nasıl bir etki edebilirdi? PR açısından belki biraz daha fayda edebilirdi. Evet, ama kulüp
Kulüpler açısından kulüpler çok etkilemedi. Etkilemedi çünkü Real Madrid transferimden önce kendim seçebildim kulüpleri. Hmm. Dünyanın her kulübü beni istedi mesela o dönemde. Çok büyük etkisi olmadı yani. Sakatlık mı Real Madrid'de işin olmayışı? Sakatlık abi. Sakatlık, biraz tecrübesizlik, biraz heyecan. İşte çok da biraz kuvvetli daha, bir takım ama ya. Ya takımımız iyiydi. Ama biraz daha sabırlı olabilirdim mesela. Hmm. Ama işte o zaman gençsin, oynamak istiyorsun. Ben oynamam lazım. Bir sene oynamadım çünkü sakatlıktan dolayı. Oynayayım diye. Belki biraz daha sabırlı olsaydım daha farklı olabilirdi ama Real Madrid'i sevmek farklı. O formayı bir kere de olsa giymek farklı. O forma inanılmaz bir forma. Yani ben hayallerimi süsleyen formalardan bir tanesi. Çok yüksek beklentileri vardı senden. Kesinlikle ya. Ben bugün bile Florentino Perez'le ben telefonla görüştüğüm zaman o şeyi hissediyorum yani. Keşke olsaydı. Hmm. İyi hissediyorum ve beni takip ediyor. Hocalığımı tebrik etti. Mourinho beni aradı, tebrik etti. İşte kariyerinde başarılılar, ne zaman yardıma ihtiyacın olursa haber ver diye. Onların hepsi zaten elinden geleni yaptı. Mourinho da elinden geleni yaptı ama bazen olmuyor, olmadı. Peki Liverpool? Liverpool şöyle. O zamanki, şimdiki Liverpool o zaman Klopp'la birlikte olsaydı. Evet, Klopp'la birlikte olsaydı. Çünkü o kulüp inanılmaz bir kulüptü. Yani tesise giriyordum ve futbol kokuyordu yani. Her yeri futbol kokuyordu, tarih kokuyordu. İnanılmaz bir kulüptü. Ama Dortmund o zaman Liverpool'un önündeydi. 2012, 2013, 2014 döneminde. Bir de Klopp arayınca hiç yani ikilemedik. Döndüm ya. Niye bu kadar erken bıraktın? Futbolu mu? Evet. Çok erken bırakmadım. Erken bıraktı canım. Yok, erken bıraktım. Daha fazlası vardı yani. Daha fazlası nasıl olurdu? Nasıl olabilirdi? Bilmiyorum işte, sana soruyorum. İşte, ben de onu söylüyorum yani. 17 sene oynadım ben abi. 17 sene. 17 seneye çok şey sığdırdım. Şöyle bir şey var. Antalya bana çok iyi geldi. Hı-hı. Antalya'ya gelmek, herkes böyle dışarıdan baktığın zaman Nurşahin Antalya'da ne işi var? Antalya Spor'da ne işi var? İstanbul büyükleri de konuşuluyordu o dönem. Yani görüştük de, hepsiyle de görüştük. Ama Antalya bana inanılmaz iyi geldi. Yani severek sabah kalkıyordum. İdmana giderken mutlu gidiyordum. Ve ondan sonra Ersun Hoca ayrıldıktan sonra bana gelen teklifte oturdum, düşündüm yani. Ben bu işi zaten yapmak istiyorum. Yanıyorum bu işi yapmaya. Hazırlanmışım zaten. 5-6 senedir hazırlanıyorum. Bir başlangıç için belki riskli bir dönem. O zaman takım iyi gitmiyordu. Ama bunu başarabileceğimden emindim. Ekibime güveniyordum. Dedim Nur, yani futbolculukta ne başarabilirsin? Şampiyonlar Ligi finali oynama ihtimalim var mı? Kalmamıştı. Benim en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı oyuncu olarak. Bir son dakika. 5 dakika önce bir dramayla. Yani Robin sağ olsun. Götze olsaydı o gün? O hikayeye girme abi. Oraya girme. Şey mi? Futboldaki tek keşkem. Anılarından silmek istediğin gün mü? O Götze olayını silmek istiyorum ya. Çok seviyorum onu. Hmm. Ama o maçta olacaktı ya. O maçta olacaktı. Sakattı çocuk, ne yapsın? Sakat. Sakattı. Ay Allah. Sakattı. Demek yani o zaman erken bırakmadığını düşünüyorsun. Yok. Anlıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Futbolculukta benim hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Hı-hı. Benim en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Bunu kazanamayacağım. Anladıktan sonra var teknik direktör olarak kazanacağım. Hocalıkta yeni bir heyecan. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum. Hedefim mi? Evet. Buraya başlamak istedim. İyi de yaptığımı düşünüyorum. Hiçbir zaman bu bir sene oldu şimdi. Bir sene içinde de ya keşke oyunculuğa devam etseydim dediğim hiçbir gün olmadı. Bana çok soruyorlar mesela eski takım arkadaşlarım, görüştüğüm insanlar özlüyor musun? İşte var ya bu futbolu bıraktıktan sonra ben de sorardım her zaman oynarken futbolu bırakanlara ya özlüyor musun? İşte, yok özlemiyorum çünkü işin içindeyim. İşin içindeyim yani. Peki şey demiyorsun ya Hacı'nın teknik direktörlüğünde biz onu hep gördük. Yani adam o kadar yetenekliydi ki oyuncularından bir şey istiyor. Onu yapmaları mümkün değil onların. Sen de onu yaşıyor musun? Ya o pası oraya nasıl veremiyorsun filan öyle bir şey. Ya kardeşim pozisyon burada pozisyonu nasıl kaybedersin? Ya bazen şöyle düşünüyorsun ya yalan yok. Ya futbol çok basit bir oyun ya.
şu oyunu basit oynayın. Benim işte Türkiye'de hep bana denilen şey vardı ya. Ya çok basit oynuyor bu ya. Futbol çok basit oyun. Bazen onu düşünüyorum ama yok, elinden geleni yapıyorlar. Gerçekten yapıyorlar. İnanılmaz samimi bir şekilde çalışıyorlar. Ne diyorsak yapmaya çalışıyorlar. Niyete bakıyorum ben. Ama tabii yani belki ben onlar kadar hızlı değilim. Belki onların da pası benim kadar iyi değil yani. Ama onu artık geri plana atmak lazım benim futbolculuk dönemim. Şöyle, çünkü yani çok iyi oyuncunun çok iyi teknik direktör olması her zaman mümkün olmayabiliyor. İmkansız. Hatta böyle çok sıradan ortalama altı oyuncular çok daha iyi teknik direktör olabiliyorlar. Bu acaba o hani oyunculukta ki durumla alakalı bir şey mi? Ben iyi futbolcuydum. Ben her şeyi biliyorum. Orta saydım, ben futbolu iyi bilirim. Öyle bir şey yok yani. Futbol, hocalık çok farklı bir şey. Çok çok farklı. Değil mi? Başka bir meslek o. Tamamen farklı. Fanhal söylemişti onu. Yani galiba Fanoydonku'la sordunuz mu Türkiye'yi falan dedi. O ne anlar ki futbolcu dedi. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü ben oyuncuyken çok biliyorum zannediyordum. Bir de ben son 3-4 senemi futbolculuk dönemimde yani hocalara Allah artık illallah ettiriyordum. Yani niye yapıyoruz? Niye 3-5-2 oynuyoruz? Niye 3-4-3 oynuyoruz? Niye bunu yapmıyoruz? Niye şöyle yapmıyoruz? Diye. Ama bu tarafa geçtikten sonra şimdi oyuncular sana şu anda hocalarım arayıp size sorduğum her soru için özür diliyorum demek istiyorum yani. Bunu sormazsam olmaz. Pro lisans lazım değil mi teknik direktör olmak için? Abi sor. Bu soru bak, ben bunu da çok şeffaf bir şekilde cevaplamaktan yanayım. Tabii ki. Ben de lisansımı yapmak istiyorum. Yapıyorum da. Lisansların hepsini yapıyorum. Ama bak, bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum ve her görüşe de saygı duyuyorum. Ama benim görüşüme de saygı duyulsun. Yok, çünkü ben 2015'ten itibaren hem Almanya Federasyonu'ndan, hem Türkiye Federasyonu'ndan, hem Galler Federasyonu'ndan, hem de İngiltere FA'inden pro lisans veya A lisans, B lisans, pro lisansa talip bir insanım. Ama yaptırmadılar. Benim böyle bir imkanım yoktu hiçbir zaman. Ne demek yaptırmadı? Yani ben her sene ben lisans yapmak istiyorum. Ben hocalık lisansımı yaz döneminde, o 6 haftalık bizim off season NBA'deki 3 ay değil yani. Bizde 6 haftalık bir ara oluyor. Ben dedim ki ya 6 haftalık arada olan kurslara beni alın. Lütfen beni alın. Ben hocalık yapmak istiyorum ileride ve eğitimimi artık... Futbolu bırak öyle gelme dediler. Ya, ilk zamanlar öyleydi. Geçen sene başladığımda artık Almanya Federasyonu, ben B artıyı orada yaptım. B artı lisansımı Almanya Federasyonu'nda yaptım. Orada mesela artık oyunculara, bizim grubumuzda mesela İlkay, ben, Sami Khedira, Stindl, Krama, dünya şampiyonu olmuş oyuncularla beraber ben kursa girdim. Mesela bize o kursun inanılmaz bir katkısı oldu. Yani ben zaten buna 6-7 senedir talibim. Bunu yapmak istiyorum. Ben hazırlıksız girmedim bu işe. Anlıyorum. Geçen A kursunda da hocalara, hoca adaylarının hepsine de söyledim. Ben sizi anlıyorum. Belki ben sizin 1-0 önünüzde başlıyorum. Niye? Nuri Şahin olduğum için, kariyerim olduğu için önünde başlıyorum. Ama ben bunu, ya ben Nuri Şahin'im, bana görev verin diye girmedim ki ben bu işe. Ben bir şekilde hazırlanarak girdim. Ve boş bir iş yaptığımı da düşünmüyorum. Yani ben bu mesleğe saygısızlık yapmıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum her zaman. Şimdi Emre Belezoğlu yaptığı işle sizce boş bir iş mi Emre Belezoğlu yaptı? Yok. Kesinlikle değil. Tabii de, ama biz pro lisansımızı yapmak istiyoruz. Şey, şundan söylüyorum. Yani pro lisans olma zorunluluğu ben koymadım. Yani gene futbolu yönetenler koymuş. O açıdan soruyorum. Yani çünkü Metin Tekin'in mesela bir fikri var. Altyapıları kabul ediyorum diyor. Genç takımları kabul ediyorum diyor. Ama bir en üst takım teknik direktör için bence lisansa gerek yok diyor. Yani ekibi vardır diyor. O sadece bir görüş bildiriyordur diyor. Mesela böyle bir görüş de var. Senin görüşünü merak ettim. Yani aslında sen tabii ki lisans lazım ama bana yaptırmadılar diyorsun. Yapacağız, yapıyoruz ama şu anda belki ben burada 3-4 senedir pro lisans sahibi bir hoca olarak oturuyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Geçen nerede? Belçika Federasyonu'ydu galiba. Witsel, De Bruyne, yanlış hatırlamıyorum, Vertonghen falan A ile B lisansını aynı anda kariyerin sürdürürken yapıyorlar ve bu inanılmaz lanse ediliyor. Wow, ne güzel, baksana adamlar ne güzel iş yapıyor. Biz de ya bunun lisansı yok. Ya abi ben 7 senedir bunun peşinde koşuyorum zaten. Ben 7 senedir lisansımı yapmaya çalışıyorum. Ama Belçika Federasyonu yaptığı zaman herkes wow diyor. Niye De Bruyne? Niye Witsel? Ama Nuri Şahin de, Emre Belezoğlu da, biz yıllardır zaten lisansımızı yapmaya çalışıyoruz.
Bir de bu taraftan bakalım. Anladım. Yok, merak ediyorum. Yani kuralı kuranlar da gene futboldan gelmiş insanlar bir kısmı en azından. Buradan bir çağrıda bulunuyoruz o zaman. Şimdi futbol şeyi merak ediyorum. 18 yaşında bir oyuncu geliyor sana. Çok yetenekli. Türkiye'de altyapısını almış. 18 yaşında bir çocuk geliyor. Almanya'da altyapısını yapmış. Ne farkı oluyor bu iki oyuncu arasında? Yani bizim altyapılar iyi değil diyor, duruyoruz ezberden ama hakikaten iyi değil mi? Yoksa üst yapı mı iyi değil bizde? Güzel soru. Fark ne? Şöyle söyleyeyim sana abi. 18 yaşında Almanya'dan veya atıyorum yurt dışından gelmiş çocuk benim istediğim şeyi 1000 kere çalışmış, çalışıp gelmiş oluyor. Biliyor zaten. Biliyor. Taktiksel anlamda hazır geliyor sana. Mesela benim orta sahada işte dön, terse oyna dediğim zaman o tersi biliyor yani. Artık orada otomatikmen dönüp orayı biliyor. Ama ben belki bizim altyapımızdan gelen oyuncuya, bu her oyuncuyla alakalı bir şey değil yani. Bizim Bünyamin Balcı var mesela bizde. Çok beğeniyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Çocuğa ne dersen hemen yerleşiyor. Yani. İnanılmaz yerleşiyor hemen. Bunu Christoph Daum'la konuşmuştum. 2003'tü galiba. Fenerbahçe'nin başına geçmiş. Çok dar bir kadroyla antrenman yapıyorlardı Almanya'da. Bielefeld civarındaydı galiba. İlk 5-6 gün antrenmanları seyrettim. Yani bayağı bildiğin altyapı antrenmanı yapıyor. Ya dedim bu takım oyunun yönünü değiştirme falan bu konulara çalışmayacak mı? Dur da en başından başladık dedi. Yani O takım kapasitesine de... Ki o takımda da Ümit Milli takımımızın iyi oyuncuları vardı. Ya o biraz da takımın kapasitesiyle alakalı, oyuncularının kapasitesiyle alakalı. Şimdi Bünyamin Türkiye'de Antalyaspor'da altyapısı geçirmiş bir oyuncu. Bünyamin'e ne dersen orta sahaya koyuyorsun, orta saha gibi oynuyor. Anlatıyorsun, analizde anlattığın zaman bazı oyunculara mesela sadece analiz yetiyor. Yani bazı oyunculara ama analizi görmesi lazım, duyması lazım ve sahaya çıkıp hissetmesi lazım. Yani en üst seviyedeki oyuncular gösteriyorsun. Mesela biz Thomas Tuchel döneminde Dortmund'da bir kere bile taktik çalışmadık. Çok enteresan. Allah Allah. Bir kere defansif taktik çalışmadık. Sahada çalışmadınız. Sahada çalışmadık. Tahtada çalıştıracak. Tahtada. Sıkılmıyor muydunuz tahtadan? Yok, ben ona hayrandım. Onun tahtada o zaten biz mesela ne kaptıysak o tahta ve video görüntü yüzünden giden teknik direktörler bizde çok oluyor ya. Prandelli en son öyle olmuştu. Çok şey çok ya, video olmaz, izletiyor diye. Olmazsa olmaz bence. Tabii abartmaya gerek yok mesela. Gerçekten yani 45 dakika 1 saat işte izleyin. Ben de kendimi mesela o konuda eğitiyorum yani. Ben analizcim her zaman dakika tutar. Her toplantıda dakika tutar. Ondan sonra akşamları oturup analiz ederiz mesela. Nerede fazla konuştuk, nerede az konuştuk. Belki bu görüntü... Dikkat dağılıyor değil mi? Dikkat dağılabiliyor. Yani bir futbolcuda o süre çok kısa olduğu için. Herkes de öyle artık. Yani yeni jenerasyonların tamamının öyle. Çünkü 2 dakikalık, 1 dakikalık görüntülere çok alışıldığı için. Peki Antalya'da bu altyapıyı değiştirmek için de uğraşıyor musun? Uğraşıyoruz. O konuda şanslıyım. Gerçekten şanslıyım. Çünkü Aziz Başkan o konuda bana gerçekten inanılmaz bir serbestlik sunuyor. Bana tamamen güveniyor o konuda. Elimizden geldiği kadar. Tabii bir A takım hocası olarak her zaman altyapıyla ilgilenemiyorsun. Burada şimdi çıkıp da ben altyapıyı şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum desem yalan olur. O hocalarımıza da saygısızlık yapmış olurum. Ama kulüp olarak yapmak istediğimiz şeyler yapıyoruz da küçük istikrarlı olduğumuz zaman Antalyaspor altyapısının çok değerli bir kaynak olabileceğinden eminim. Böyle devam ederse, istikrarlı olursak. Çünkü küçük adımlar atmaya başladık. Yurt dışına açılıyoruz. İşte genç oyuncularımız turnuvalara katılıyorlar. Geçen bizim U14'ümüz İspanya'da turnuvaya katıldı mesela. Oradan geldiler. 10 tane oyuncumuz genç milli takıma gitti. Dubai'ye turnuvaya gittiler. İşte yabancı dil öğretimi. Bunların hepsinin üzerine gidiyoruz. Biz A takıma idman almaya çalışıyoruz genç oyuncuları. İşte A kampta onlarla uyku eğitimi aldık. Ona da bize salladılar ama mesela çok önemli bir konu bence. İstediği kadar sallasınlar. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Ben olduğum sürece de devam edeceğiz. Güzel bir kaynak olabilir. Çünkü Antalyaspor ve Antalya şehri çok enteresan bir şehir. Yani iklimiyle, turizmiyle güçlü bir şehir. Ama Antalya insanı Antalyaspor'un nereye gelebileceğinin çok farkında
değil. Ama biraz yani, buna evet biraz göstermek lazım insanların. Göstermeye çalışıyoruz. Çünkü alıştıkları bir lig sıralaması var genel olarak. Aynen, aynen. Ama bu lig sıralamasından ziyade istikrarlı bir şekilde çünkü A takımın ilk 10'da olması, ilk 5'te olması, şampiyon olması, altyapıyı çok ilk yani ilgilendirmemesi lazım. Dortmund 2005'te kulüp iflas ediyordu az daha. Tabii, kapatıyorlardı. Biz altyapıda tıkır tıkır şampiyonla oynuyorduk. Hmm. Artık her sene biz yani ya U19'da ya da U17'de her sene şampiyon oluyorduk yani. Onun bir alakası olmaması lazım. Bu Mourinho'nun son ürün lafı var ya futbolla ilgili. Yani Barcelona için söylemiştik abi. Onlara son ürün diye. Bir takım her şey yolunda gidersek ne kadar sürede o son ürün haline gelir? Yani finansal var problem yok. Ne demişti? 4 sene mi demişti? 4 sene mi? Artık dedi ne demişti? Kemeri artık çok sıktı kemer. Artık bir açmam lazım kemeri diye. Klopp'ta bu süre biraz daha uzun oluyor. O 5'te zirveye çıkıp 7'de patlıyor. Yok onun patlama ihtimali. yok. O çok farklı. Zidane mesela çok enteresan o konuda. O değişik. O çok değişik. Yani 3 sene yaptı galiba. Tabii. Bıraktı. Sonra bir 3 sene daha geldi. Adam da futbolu darmadağın edip gitti. Artık ben Ferguson Wenger dönemi çok yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani öyle 20 sene galiba 28 sene mi kaldı? Öyle domine etmez kimse diyorsun. Ya o kadar kalabileceğini kalamaz. Düşünmüyorum yani. Sistem. Bir de hocalar da istemiyor galiba zaten artık. Ya da oyuncuları değiştireceksin. Yani oyuncuları değiştireceksin. Çok yarışmacı, hep yarışmacı olacak oyuncular. Çünkü oyuncular da 3 sene sonra, 2-3 sene sonra artık ya sen müthiş şeyler anlatsan bile ya bu ne anlatıyor diyebiliyor yani. Sen istediğin kadar işte 3-5-2 anlat, 3-4-3'ü anlat, 3-4-3'ün iyi olduğunu anlat. Bir yerden sonra ya of. Sen de artık sıkıcı gelebiliyorsun diye düşünüyorum ya. Anladım. Ne zaman gideceksin Almanya'ya? Ne için? Bir şey ismi alacağım, çikolata diye. Yani Almanya'da çalışmayı hayal ediyorsun biliyorum. Tabii ki, kesinlikle. Kesinlikle hayal ediyorum. Yani plan yaptın mı? Off the record'da da yani konuştuğumuzda mesela şaşırıyorum sana falan demiştin ya. İnan bana Antalya Spor benim için çok çok iyi bir yer. Onu hissediyorum, görüyorum onu. Aynen. Ben 34 yaşındayım. Kendime böyle işte bu yaşa kadar şunu yapmam lazım, ondan sonra oraya gitmem lazım diye düşünmedim. Düşünsem zaten bu yaz harekete geçmem gerekirdi. Öyle bir şey hiç düşünmüyorum. Ben Antalya Spor'la beraber bir şeyler yapıp ondan sonra yoluma devam etmek istiyorum. Galatasaray transferinden mi bahsediyorsun? Bu yaz harekete geçirmem lazım dediğin. Ya o zaman next step'i yapmam lazım. Hmm. Yani öyle bir acelem olsaydı bir next step'i yapmam lazımdı. Çünkü geçen sene inanılmaz bir ivme mi deniliyor? Evet. İvme yakalamıştık. Doğru. Şey de diyebilirdim yani. Yaptım. Gidiyorum. Benim acelem var. Kupayı kazanmam lazım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmam lazım. Öyle bir şeyim yok. Hala aynı fikirde misin? Hala aynı fikir. Yani çünkü iyi başladın esasında başladığınız lige. 3 maç, 2 galibiyet, 1 yenilgi vardı. Trabzon galibiyeti evet. Bayağı flash bir galibiyet. Evet. Sonra ne kötü gidiyor? Yani dışarıdan bakanla içeriden bakan birbirinden farklıdır. Ya bu hı-hı. yaşanabilir. Evet biraz abartılı yaşıyoruz ama bu gerçek değil. Biz bunu çok yakında düzeltiriz mi diyorsun kapanda ve ekibinle birlikte? Hı-hı. Yoksa ya neden böyle oluyor diye birbirinize soruyor musunuz? Ya bunu her gün soruyorsun. Yalan yok. Bununla yatıp bununla kalkıyorsun. Yani bir hoca olarak bunu yapıyorsun. Daha bugün mesela toplantıda bunu konuştuk. Yani ne yapabiliriz? Ne yapmamız lazım? Bizim bir skor krizi var mı? Kesinlikle var. Puan krizi var mı? Kesinlikle var. Bir savunma krizi var sanki. Ben bunu sadece savunmaya bağlamak istiyorum. Bireysel hatadan yediğimiz goller inanılmaz. Hı-hı. Art arda gelen bireysel hatadan yediğimiz goller inanılmaz. Bu da bir güven kaybına mı yol açıyor acaba? İster istemez. Bu futbolun doğasında olan bir şey yani. Şimdi bugün örneğini verdim. Bayern Münih 4 hafta mı maç kazanamadı geçen haftalarda? 4 mü oldu? Tüm Almanya Bayern'deki krizi konuştu mesela. Yani 4 hafta. Bayern Münih bir de o 4 maç kaybetmediler yani. Galiba evet. 4 kere berabere kaldılar. Nagelsmann tartışılıyor ciddi anlamda. Nagelsmann'ı yani adamı darmadağın ettiler Almanya'da. Tuchel de bekliyor orada. Ya bir skor krizi var. Yalan yok. Bir puan krizi var. Üstesinden gelinmeyecek bir şey mi? Kesinlikle değil. Ya bunu şimdi vurup kırmakla mı yoksa istikrarlı bir şekilde çalışıp doğruları
masaya yatırıp, yanlışları masaya yatırıp çat diye yüzüne vurarak oyuncuların da, bizim de, taraftarın da, kulübün de, başkanın da, hepimiz oturup yüzümüze bakıp karşılıklı konuşabiliyor muyuz? Konuşabiliyoruz. O ortamımız var. O yüzden ben bunu aşacağımızdan eminim. Futbol ama tabii ki sonuç oyunu olduğu için elimizden geleni yapmaktan başka hiçbir şey gelmiyor. Ya çözüm reçetem var benim diyorsun anladığım kadarıyla ekiple. Bireysel zaten gol yemeyeceksin. Işte. Bu kadar basit. Klopp mu en farklı senin için? Yoksa mesela Tuchel'le ilgili oyuncuların çok iyi şeyler söylediğini pek duymayız. Sen iyi çok iyi şeyler söylüyorsun Tuchel'le ilgili. Ben Tuchel'la en çok kavga eden oyuncuyum. Tuchel pardon. Bu Almanca'yı şey yapamadım. Tuchel'le. Tuchel'le en çok kavga eden oyunculardan bir tanesi benimdir. Benim onunla bir kavgam var. Bunu belki bir 10-15 sene sonra anlatırım. Yani başlamışken anlat artık. Yok, ona da saygısızlık, bana da saygısızlık. Hayır, bir fikri kavga mı bu? Konuşma yok, mı? Çok yoksa çok enteresan. Ben şey sakatlıktan çıkmıştım. Sakatlıktan çıktıktan sonra bir maç ikinci takımın bir maçı mı ne vardı? Öyle bir şeydi. Orada bir kavga etmiştik. Yani eve gittim. Tuba'ya anlattım. Sen mi yaptın bunu dedi. Yani öyle bir kavgaydı. O kadar sert. Bayağı bir sert geçti. Ondan iki gün sonra onun mutfağında oturup pasta yiyip kahve içerken sohbet ettiğim bir hocaydı. Yani. Herhalde o son oldu Tuchel için. Çünkü ondan sonra öyle bir şey yapmadı, kavga etti mi? Yok yok. İnanılmaz bir hoca. İnanılmaz bir hoca. Dahi. Genius yani. Kesinlikle genius. Ama insan ilişkilerinde bir sorun var herhalde. Paris Saint Germain'de de yaşadı onu. Ben karışmam diyorsun. Onu bilmiyorum. Ama benim için tabii Klopp her zaman En üst. Konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz. En kötü günümde arayan nadir insanlardan öyle biridir yani. Öyle bir enerjisi var ama değil mi? Hep her şeye yetişen. Her şeye yetişen, sevdiklerini yalnız bırakmayan nadir futbol insanlarından bir tanesi. Hiçbir zaman yani iyi gününde, kötü gününde her zaman yanımda olmuştur. Yani ben Real Madrid transfer olmadan önce Tuğba'dan sonra konuştuğum ilk insan oydu mesela. Ne dedi? Nuri dedi, ya ben kalmanı istiyorum dedi. Tabii ki çıkış maddelerini de satın almak istiyoruz dedi. Ama dedi, gel dedi, kağıt kalemi çıkardı. Artılarını eksilerini kağıda dökelim dedi. Ondan sonra beraber karar verelim dedi. Böyle bir adamdan bahsediyoruz mesela. Ben de o zaman o dönemin, o takımın en önemli oyuncularından biriyim yani. Fatih Hoca ile bazı şeyler çok benziyor. Çok enteresan, gerçekten çok benziyor mesela. Fatih Hoca'nın da ben özellikle son dönemlerde çok değerli hareketlerini gördüm yani, yalan yok. O da arar mı? Arıyor gerçekten yani, böyle bazı enteresan noktalarda bir dokunuş bekler ya insan. O anda çıkıyor karşına işte. Çok o ilginç. Yani insanın tabii arkasında onu destekleyen Mourinho, Klopp, Tuchel, Terim gibi insanlar oluşu da enteresan bir durum yani. O Mourinho'nun seni arayışını bir iki defa anlattın ama bir daha anlatmak ister misin ya? Transferde evet. Transfer olmadan önce. O transfer hikayemiz, ya o zaman tabii ben çok iyi oynuyorum. Takım çok iyi gidiyor. Bir de şöyle bir lüksüm var. Yani o zaman menajerime 3 takım dedim. Bu 3 takımdan başka hiçbir takım için Dortmund'u bırakmam dedim. Real. Real Madrid. Liverpool. Real Madrid, Barcelona, bir tane daha vardı. Manchester United. Onu söylemeyeyim. Türkiye'de o zaman. Yok. Yok o zaman. Merak ettim şimdi niye ya. 3 takım vardı. Bunlar 3'ü dedim. O zaman 10 tane teklif almıştık. 10 teklif. Bu 10 kulübün 7-8 tane temsilcisi bizim evimize kadar gelmişti. Onlarla görüştük. Tek evime gelmeyen Mourinho'ydu. Ama onunla telefonda görüştük. Bana ama başka bir kulübün aradığını söyledi menajerim. Ya dedim, konuşmak istemiyorum. Ben sana bu 3 dedim. Yok dedi, saygısızlık olur dedi. Konuş dedi. Dedim, tamam konuşalım. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Ben Jose Mourinho dedim. Baktı. Allah Allah dedi. Orada jeton düştü. Onunla konuştuk. Zaten o görüşmeden sonra benim için İş bitmişti. Çok güzel. Üçüncü kulübünde Bayern Münih olmadığını düşünüyoruz.
Fevkalade. Bir kulüpse... Ben cevap verirken Mehmet abi şeyi düşünüyor. Kulüp hangisi? Hangi kulüp dedi? Aynen öyle. Ne yapalım? Bizim de işimiz bu. Podolski olayı, ünlü Podolski olayından sonra beraber oynadınız Antalya'da. Nasıldı aranız? Ha, çok samimi değiliz. Öyle mi? Ya, bunu da saklayacak değilim. O da saklamaz. Merhaba, merhaba. Komşuyduk. Onun oğlu benim evime, benim oğlum onun evine gidiyordu. Eşlerimiz çok iyi arkadaştı. İnanılmaz bir eşi var, inanılmaz bir aile hayatı var. Müthiş. Ama şimdi oturup da ben Lukas Podolski ile aram iyi, çok iyi arkadaşım desem yalan söylemiş olurum. Arkadaşım değil. Ama takım arkadaşımdı. Birbirimize saygı duyduk. O olaydan dolayı. Ya, olaydan sonra zaten ben olmaz yani. Yakıştıramam, kendime yakıştıramam. Ne dedik sana orada? Ya dediğin dedi yani, onu da kötülemeye gerek yok, iyi bir çocuk yani. Hmm. Ama o olaydan sonra benim onunla artık bir arkadaşlık kurmam imkansız yani. Anladım. Bana yakışmaz. Ama o da yani. Şey şimdi hani arkadaşlık, ama o da çok net açık bir adam gibi diyor. O da ha, şimdi burada mi? O benim yerime otursa Nuri'yle aran nasıl dese. İyi demez ya. Demez yani. Hmm. Takım arkadaşı. Güzel bir şey bu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ya saygı duyuyorduk. Ya sağ içinde kulüp anlamında. Çok iyi. İşte Antalya Spor için. Oturup işte maç kazanamadığın zaman ne yapmamız lazım, kaptanlardık o zaman, üç kaptanlardan iki tanesi bizdik, ne yapmamız lazım diye konuşuyorduk. Gidip yemek yer miyim, yemem. Güzel. Türkiye'de futbolculardan bu tip şeyler duymak zor oluyor. Ben bundan biraz farklısın. ciddi söylüyorum yani, niye burada şey yani, politik davranmıyorsun, güzel. Çok güzel bir tavır bu. MLS hayalin varmış. Neden? Çok seviyorum Amerika'yı. Ulaşılmaz geliyordu bana hep çocukken. Hmm. Çok güzel bir aile hayatımız var. Şimdi çok fakirdik falan da demek istemiyorum yani. İyi bir gençliğim oldu. Çocukluğum oldu sağ olsun. Annemle babam sağ olsun. Ama böyle Amerika bana hep çok uzak geliyordu. Bir Amerika rüyası mı vardı? Hep böyle bir rüya işte, Times Square, Chicago Bulls, Michael Jordan. Böyle hep çok çok uzak geliyordu hep. O yüzden oradan kalma, biraz da çocukluğundan kalma ve oradaki spor endüstrisini, futbolun gelişimini, işte NBA'in gelişimini çok çok seviyorum. NFL izlemeyi çok seviyorum. Seviyorsun herhalde. Evet. Çok seviyorum. Kimi tutuyorsun? Çok seviyorum Packers. 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 Okay. Packers. 49ers. Packers. Neden olmadı? Pandemiden. Anlaşmıştık aslında. Hangi kulüp? Boston. Boston. Boston'la anlaşmıştık. Olmadı. Nasip değilmiş ama her şeyde vahir vardır derler ya. Orası olsaydı belki Antalya Spor olmayacaktı. Değil mi? İyi ki de olmamış. Şu anda hayalimi yaşıyorum. Gidip geliyor musun Amerika'ya? Gitmeye çalışıyorum. Harvard'ın var senin tabii. Harvard. Çok şey geliyor. Onunla da çok böyle çıkıp da ben Harvard'da okuyorum. Peki bu ciddi bir program mı var orada, yoksa biraz üniversite reklamını mı yapıyor? Diyeceksin ki Harvard'ın reklama ihtiyacım var. Harvard'ın reklama ihtiyacı yok, benim de reklama ihtiyacım yok. eğitime önem verdiğimi biliyor. Bunu yani şimdi şöyle diyor ya, Harvard okuyup da ne olmuş, bir saygıdeğer bir hocamız demiş ya, Harvard'da okuyarak ne diyor, maç kazanılmıyor falan diye açıklama. Öyle değil mi? Bizim ülkede bilgiye çok önem verilir. Bilgiye, akademik hayat falan bunlar çok önemlidir. Veren var. Gerçekten veren var. Onlara da çok saygı duyuyorum. Vermeyene de saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Yok, saygı duyuyor mu? Niye saygı? Ama bunu saklayacak değilim. Ben seneye de uyku koçunu getireceğim takıma. Seneye de danışman getireceğim takıma. Seneye de taç antrenörü getireceğim. Seneye de korner antrenörü getireceğim. Analizci getireceğim. Bunu yapmaktan utanmayacağım da. Bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Jürgen Klopp taç antrenörü getirdiği zaman herkes wow diyor. Türkiye'de olduğu zaman ya bak işte Galatasaray 90'da atıyor, uyutuyor diye açıklamalar yapılan bir ortamdayız. Hiçbir sıkıntı yok. Herkese saygı duyuyorum. Bence duyma. Yani şöyle bir, hayır, şöyle bir durum var. Birisinin fikrini beyan etme özgürlüğüne saygı duyacağız tabii ki. Her türlü. Ona diyorum işte. Ha, ona saygı. Ama o fikre ya. Saygı duyulacak bir fikir değil o. Hocam o abi. Yani orada o zaman ona gelir. Yani asla fikre saygı duyabileceğim biz bir durum değil bu. Hayatında böyle keyfini böyle ikiye katladığın, böyle zıplattığın en önemli an hangisi? Yani profesyonel hayatında da olabilir, özel hayatında da olabilir.
Profesyonel hayatımda maçtan sonra arkadaşlarımla, takım arkadaşlarımla, yoldaşlarımla sarılmak, onların mutluluğunu görmek, o inanılmaz bir keyif veriyor. İkincisi de tatil döneminde sevdiğim insanlarla restoranda otururken, eşimle, arkadaşlarımla sohbet ederken etrafımızda çocuklarımızın oynaması, işte Meryem'in etrafında dönmesi, ara sıra bir gelip babam demesi, işte ben kızım gel bir öpeyim, oğlum işte baba atıyorum 5 TL ver dondurma alacağım. En çok keyif aldığım şey. En çok keyif aldığım şey. Ne güzel. Yani demek ki bir sürekliliği olan bir durum bu. Yani mesela bu soruyu sorduğumda genelde işte 20 yaşında şöyle bir şey olduğunda falan cevabı alıyorum. Güzel bir durum bu. En unutamadığın gol hangisi? En unutamadığım. Senin golün. Ya da verdiğin asistan, asistçisin daha çok ama. En unutamadığım gol. Bayern Münih'e attığım gol. Şu sağdan gelen topu ayak içi vurmuştun değil mi? Aynen. Güzel goldü. Güzel goldü. O çok değerli bir goldü. Çünkü o maç biraz kırılma maçıydı. Yani herkes böyle artık medyada bu çocuklar bunu yapabilecek mi? Klopp hatta maç konuşması, o maç konuşmasında Rocky ile şey neydi adamın ismi? Rocky ile Rus var ya. Ivan Drago. Drago'yu falan benzetmişti falan. O maçta attığım gol. Fevkalade. Hafızandan silmek istediğin maç demin söyledik herhalde. Şampiyonlar Ligi finali. O maçta bir de yedekten girmiştim yani. Normalde işte oynamadım falan diye ama kupanın yanından geçerken o güzel değildi yani o maç. Şenaz Erzik vardı. Vallahi ben de bir anda ben de çok üzülmüştüm. Yani çünkü ben çok üzülmüştüm. Yani rakip kim olursa olsun Bayern Münih yenildiğinde zaten seviniyorum da. Niye? Dortmund musun? Yani Mönchengladbach'lıyız. Biz çocukken Mönchengladbach çok iyi bir takımdı. Bonhoff'lu falan takım net. Bertie Fox falan. Yani hakikaten çok iyi bir takımdı. Çocukluktan o kaldı bizde. Bir de benim teyzemler orada otururdu. Öyle yani benim evde orası. Bir pozisyonu tekrar yaşamak istesen, o pozisyona geri dönsem çok şey değiştirebilirim dediğin bir pozisyon var mı? Bu tip soruların hepsi o Bayern maçına gidiyor. Çoğu şey oraya gidiyor. Çoğu şey yani çünkü kariyerimdeki hep böyle keşkeler sorulur ya. Evet. Benim her keşkem o maça gidiyor. Bazen Klopp'a kızıyorum. Belki 3-4 gün önce gidecektik İngiltere'ye. İşte belki beni erken alacaktı oyuna. Belki maçı soğutacaktık. Rüyanda falan görüyorsun o zamanlar. Çok. Ben Şampiyonlar Ligi'ni çok kazandım rüyamda. Çok kazandım. Ve yani böyle... Onu ben de kazandım. Ya ama o mesela o hala bazen oluyor bende. Bu futbolu çok seven, hayalleri olan, futbolun içinde hayalleri olan eminim bunu yaşamıştır yani. Mesela çocukken ben çok bir PlayStation'ımız olsun isterdim mesela. Rüyama girerdi. Sabah kalkıp televizyonun önüne giderdim. PlayStation orada mı değil mi diye bakardım mesela. Şimdi Şampiyonlar Ligi olayı da çok kazandım. Çok kaldırdım o kupayı. İnanılmaz o hissi biliyorum. Yaşamadım ama biliyorum. Yani o çok farklı bir şey. O keşke o yani o pozisyonu o Robin'in attığı golde Zubatić'in kayması işte uzun topu yemeyeceksin. O golü yemeyeceksin. Belki balına götürürdük şeyi son yarım saati uzatmaları balına. Ya onu genelde Bayern'le Real yapıyor o balına götürmeleri. Ama o gün ilk momentum bizdeydi. Öyle. İlk momentum bizdeydi. 25-30 dakika çok iyi oynadık. Sonra 70'ten sonra Schweinsteiger canavara dönüştü. İnanın ben o maçta hayran kalmıştım ona. Ama eminim yani futbol o momentum hep değişiyor ya gidiyor geliyor ya. Uzatmalara gitseydik Klopp orada bir damga müdahale ederdi. Ya oraya bir damga vurur. Kim o aralarda en iyi müdahalesi olan hoca? Yani devre arasında ya da maç sonu işte uzatma. Fatih Hoca. Orada Fatih Hoca'yı bire koyar. O şey mi? Yani bir taktik dokunuş mu? Oyuncuya dokunuş mu? Mesela Fatih Hoca'nın şeyleri falan var. Mesela bir 10 dakika girmiyor içeri. Sonra son 5 dakika girip ortalığı silkeliyor falan. Ya da bir geliyor ortadan bir daha silkeliyor da ondan sonra çıkıyor gidiyor falan. Fatih Hoca mesela hatırlıyorum bir Belçika maçı soyunma odasında çatacak yer arıyor Belçika maçında. O maçta da ben işte nereden aklıma geldi bilmiyorum ama malzemeciden
uzun kollu milli forma istemişim. Ne alakaysa yani, herkes kısa kollu giyiyor. Ben o gün uzun kollu. Kolları da böyle çeviredim o maç. Niye çeviredin? Niye yaptın? Hiç bilmiyorum ama o maçta fena oynamıyorum yani. Çatacak yer arıyor. Sen dedi, kimsin dedi. Kolları çemiriyorsun dedi. Maradona mısın sen dedi böyle. Orada giriş yaptı. Bazen giriyordu. Hiç konuşmuyordu. Tahtaya 11 tane isim yazıyordu. Değişikliklerle beraber çıkıyordu. Mesela Mourinho'nun Villarreal maçı devre arası Powerade şişeleriyle, Powerade şişeleriyle, reklam oluyor biraz ama. Olsun. Şişelerle taktik dizdiğini gördüm ben. Soyunma odasında. Soyunma odası. Ondan sonra anlattı böyle işte, sen buraya, sen oraya, onlar bunu yapacak, sen buraya. Ondan sonra çıkarken de şişeleri bir tekmeledi. Çıkın dedi, oynayın dedi. Mallorca deplasmanında Cristiano Ronaldo'yla Sergio Ramos'la bir kavga edişleri var. Ben yani o zaman kaç yaşındayım? 20, 21, 22 bilmiyorum, hatırlamıyorum. Böyle izliyorum. Yani Mourinho, Ronaldo, Ramos. Her şey olabilir. Yani ne olacak diye bekliyorsun yani böyle. Oradan bir hamle gelecek mi? Silahlar çekilebilir. Bu diyecek mi? İşte Allah, bu ne yapacak? Sen böyle yaparsan böyle olur. Şöyleydi, böyleydi. Çıktık 4-1. Ronaldo galiba 3 tane attı. Ya çok enteresan şeyler yaşadım yani. Klopp zaten o konuda inanılmaz. Penaltı kullanırken nereden nereye geçiyor değil mi? O, çünkü o şeyi biliyorum, o hissi. Yani yanlış anlama, ben de çok iyi oynadım falan değil. O kale küçülür ya. Bende inanılmaz küçülüyordu o kale. Değil mi? Küçülüyor yani. Kaleci büyüyor falan. Evet. Tabii kaleci için de tam tersi bir şey söz konusu. Ya kocaman bir yeri nasıl kapatacağım ben? Sen karar verip mi vuruyordun? Kaleciyi mi test ediyordun? Terse mi diyordun? Çünkü son dönemde kalecilerin de değişik numaraları çıktı. Evet. İşte kaleciyi terse yatırayım şeyleri falan var ya. Yo, ben bir köşe seçip vuruyordum. Vuruyordum. Vurabiliyordun çünkü. Vurabiliyordum da ben o konuda çok enteresan bir hikayem var. Şimdi ilk penaltıyı attım. İlk attığım, yanlış değilsem 5-6 penaltı hepsini attım. Rahat, takımda penaltıcı benim. Çünkü orta sahayım, gol atmam lazım. Klopp'a dedim ki ya ben kullanmak istiyorum artık. Alex Frey vardı o zaman, gitti. Artık ben kullanayım dedim ya. Orta sahada oynuyorum, gol de fazla atamıyorum. En azından free kick'ten, penaltıdan atayım birkaç tane. Tamam dedi, sen at dedi. Ama tıkır tıkır ya, Avrupa Ligi'nde atıyorum, ligde atıyorum. Paris'e Avrupa Ligi'nde müthiş penaltı falan. Hoffenheim'de oynuyoruz, attım. Sevinmeye gittik, sevindik. Hakem Wolfgang Schlager, hayatım boyunca unutmayacağım bizi. Düdüğü çaldı, tekrar ettirdi. Vurdum, kaçırdım. Başladı bende. Klopp dedi, vurmak istiyor musun dedi. Dedim, tabii ya, bundan sonra yine vururum, ne olacak dedim ya, vurayım. Vurdum, yine kaçırdım. Birkaç hafta sonra yine kaçırdım. 19 Mart Mainz'la oynuyoruz. Tuğba'nın doğum günü. Penaltı oldu. Dedim, Tuğba'nın doğum günü. Artık atarız. Artık atarım herhalde dedim. Vurdum, yine kaçırdım. Şimdi ama o günden sonra da Klopp'tan kaçıyorum artık yani. Yani kaçıyorum. Peki kazanıyor musunuz, kaybediyor musunuz? Kazanıyoruz. Neyse. Şeyi ama berabere kaldık. O Mainz maçında berabere kaldık. Hannover maçı oynuyoruz. 4-2 öndeyiz. 4-2 öndeyiz. Takım iyi oynuyor. Ben de müthiş oynuyorum o maçta. Şimdi penaltı oldu. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ya şeyi anladım. Hadi vur. Yani o şeyi verdi bana yani dışarıdan. Ben de dedim yani affedersin de yani bu kadar da değil dedim yani. Bizim de bir karizmamız var, atarız herhalde. Vurdum, kaçtı. Yine inanılmaz kötü vurdum. 4 tane arka arka, hatta bizim o Dortmund takımında ne zaman bir araya gelsek o konuşulur. Bu konuşulur yani her zaman. Yani şu anda Dortmund tarihinin en kötü penaltıcısı de sana Dortmund şehrinde herkes benim ismini söyler yani. Ama ona rağmen en sevilen oyunculardan birisin. Ondan sonra dedi, oyundan aldı beni. Çünkü suratım düştü. Dedi ki ne? Bak dedi, oyundan çıktım. Dedi bir daha dedi suratın düştü, düşük olduğunu görürsem dedi çok büyük kavga ederiz dedi. Tamam dedim, gittim. Öbür gün soyunma odasında yani, o hep böyle maçtan sonra soyunma odasına gelir, masanın üzerine oturur, bize maçı 5 dakikada olsa maçı konuşurdu. Ondan sonra toplantı biterken dedi ki ne, Nur dedi kendine de iyilik yap dedi.
ailene de iyilik yap dedi. Tuğba'yı gördüm dedi. Tuğba'ya da iyilik yap dedi. Bize de iyilik yap dedi. Bıktım artık senin bu penaltı olaylarını. Sen artık penaltı vurma dedi. O gün bugündür penaltı atmamaya yemin ettim ben. Ondan sonra da vurmadım gerçekten. Seni en korkutan kaleci? Oynarken karşılıklı. Noya değil mi? Noya. En iyisi. Noya. Bir de hikayesi de çok enteresan. Ya Schalke'den yuvalanıyor. İlk sezonun yuvalandı falan yani. Yuvalandı evet. Çok müthiş bir karakter yani. Hem karakter hem kalecilik anlamında benchmark bence yani. Kesinlikle benchmark. Savunma? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Lider. Karakter. Futbolculuk, karizma. Kaptan. Her şey var. Her şey var. Bu Real'in efsaneleri de bu kadar kolay vedalaşması çok... Ama bir şekilde dönüyorlar ya. Ve çok ya mesela çok enteresan... Ya Real Madrid çok enteresan bir kulüp gerçekten. Yani ben mesela daha önce anlattım ya, hoca oldum. Ya, Sivas'a indik. İlk maçımı oynayacağım. Telefonuma baktım, Sergio Ramos bana mesaj atmış mesela. Ya bu çok enteresan bir kulüp yani. Yani şu anda ben Madrid'e gideyim, adam beni ağırlar. Güçlü bir hafızası var. Çok inanılmaz, unutmuyorlar yani. Seni hep ailenin bir parçası olarak görüyorlar. Başarılı ol olma, ben çok başarılı olduğum orada olamadım. Şampiyon olduk ama ben çok katkı sağlayamadım. Ama yani gördükleri yerde işte Xabi Alonso ile karşılaştık kaç kere, sarılıyorlar. İyi misin, ailen nasıl? Çok enteresan bir, çok büyük bir kulüp yani. Dünyanın en büyük kulübü yani. Forvet de sorayım o zaman. Orta sahayı sormaz. Ama sensin muhtemelen ondan. Peki orta sahancı? Zidane'la Redondo. Redondo. Redondo da çok iyiydi. Forvet. Tabii ki Messi, Ronaldo. Tabii ki onlar. Çocukluk kahramanın kimdi? Forvet olarak mı? Giovanni Elba. Hmm. Anladım ben, anladım. Bilmiyorum. Tamam. Üçüncü takım anladım. Öyle bir şey. Şaka yapıyorum. Nadal mı, Federer mi? Müthiş soru. Federer. Oynuyor musun tenis? Paddle tenis oynuyorum. Tenisini de çok severim. Federer. Çok klas. Onun klası yani kimin gibi olmak istersin? Kariyerin nasıl olsun derlerse ben futbolcuları da, kendi futbolcularım da mesela şimdi transfer görüşmesi yapıyoruz oyuncularla. Üç kategoriye ayırıyorum. Nadal, Federer, Djokovic. Mesela o ilk telefon görüşmesinden sonra, bunu kimseyle paylaşmadım bugüne kadar, İlk görüşmeden sonra not defterime Federer, Nadal, Djokovic yazıyorum. Mesela atıyorum, Fernando ile konuştum, koyuyorum onu bir yere. Yani ama karakter özelliği anlamında mı? Ya o, onlar benim için çok farklı üç karakter. Çok kolay anlatabileceğin üç farklı. Anladım. Dünya çapında karakter mesela. Yani Djokovic bir sürü hepsinden farklı. Bir dolu böyle asetten bahsedeceğine sadece Federer demen yetiyor. Yani. Anladım. Nasıl bir, nasıl güzel bir sınıflandırma. Nasıl bir karakter? Daha çok Federer. Güzel. Çok Federer de olmayacak takımda. Çok Nadal da olmayacak. Onun mixini yapmaya çalışıyorsun. Böyle yani. Ben öyle yürümeye çalışıyorum. Güzel. Gegenpress mi? Tiki taka mı? Hocama saygısızlık yapamam. Gegenpress mi? İstemez miydin bir tiki taka da var olmak? Yani o Barcelona'nın içinde olsan farklı olur muydu? Ya da bu City'nin içinde olsan. Ya mesela İlkay'ı seyrederken... Ne kadar şanslı adam. Acayip bir sistemin içinde oynuyor. Keşke ben de orada olsam diyor musun? İlkay'la konuştuğumuz zaman zaten onu geçen kursta işte beraberdik. İlkay bir gün kaldı. Ondan sonra milli takıma, işte Almanya milli takımına gidecekti. Dedim gitmeden dedim bir 15 dakika oturalım. Şu Guardiola'yı biraz anlat. Yani içimde hoca olmadan önce biraz onun bir light versiyonunu Tuchel'la yaşadım. Çünkü Tuchel da tamamen o tiki taka olayından yürüdüğü için... ama tabii o Xavi'li, Iniesta'lı tiki takayı görmek isterdim. Çünkü Manchester City'nin oynadığı ondan farklı. Ben bunun içinde olabilirdim dedin mi yani? O dönemde her takımda olabilirdim. O dönemde ya, çünkü o dönemde milli takım hariç her yerde sahaya hükmetmek mi oluyordu? Evet. O 22 kişi içinde ben ne dersem o oluyordu. Yani, Almanya'dan gelenler o Türk milli takımında zorluk çekiyor mu? Kültürel olarak. Çeken de oldu, çekmeyen de oldu. Şimdi abi kardeş, Halil abi de, Hamit abi de, abi kardeş baktığın zaman. Onlar inanılmaz ya. Hamit abi hiç çekmedi. Hayır, bir de onlar 2008'e giderken işte Halil son gün yollandı. Yıldıray'la birlikte. İşte, ona rağmen Hamit devam etti.
Hamit abi mesela hiç zorluk çekmedi. Halil abiyle ben milli takım kariyerimiz müthiş mi geçti? Geçmedi. Yani bu karakterle alakalı. Hakan mesela, Hakan Çalhanoğlu şu anda milli takım kaptanı yanlış değil. Evet. Ben de kaptanlık yaptım milli takımda ama yani işte zorluklarını çektim, yalan yok. Ama sadece o yüzden olmadı diyemem yani. Deplasmana gittiğin en zor stat. Yani seni kötü mü etkiler, çok baskılı bir seyirci yoksa iyi mi hissedersin? Yok, ben deplasmanda oynamayı çok severim. Hmm. Çok seviyorum. Hoca olarak da çok duyuyorum oyunculardan bunu. Üst düzey oyunculardan çok duyuyorum. Deplasmanda oynamayı severim. Böyle şimdi gol olduğu zaman o sessizlik falan, ama sen o 30 kişilik grup oluyor ya, biz 30 kişi gidiyoruz ya oraya. Onların mutluluğu böyle diye susturuyor ya. Deplasmana gittiğin zaman da konuşmalarımda da işte bakın bunun keyfi farklı. Deplasmanda attığın golden sonra o stadın sessizliğinin verdiği şey inanılmaz. O stad bağırırken sen bir 20 pas yaptığın zaman o stad lan ne oluyor demesi çok enteresan, çok güzel bir şey. Ya iç sahada da gol attıktan sonra o tüm stadyumun mutluluğu çok farklı bir şey tabii ki. Peki hangi stad en zoru? En zoru Barcelona ya. Allah Allah. Barcelona. Yani oyun olarak Barcelona'ydı. Ha okey. Yani oyun. Tribünün öyle çok büyük bir atmosferi yok çünkü. Yok. Yani o tabii Clasico'da oluyordu yani. O vardı yani. Batman mi Spider-Man mi? Hiç oyuncağım olmadı diye gireceğim. Çok şey olacak ama. Hiç oyuncağın olur, tercih etmiyor musun ama? Topla oynamak istiyor musun ondan? Oğlum Spider-Man'ci ya. Ben Spider-Man değilim. Genelde öyle oluyor evet. Hiç ünlü birinden imza ya da selfie istedin mi? İstedim. Ibiza'da tuvalette Nadal'la fotoğraf. Ibiza'da Nadal'ı gördüm. İşte Federer, Nadal diyorum ya, ikisine de çok büyük hayranlık duyuyorum. Nadal da büyük bir Real'li. İşte oradaki hikayemiz de çok farklı. Şimdi restoranda tuvalette karşıma çıktı adam. Baktım Nadal. Tuvaletin dışında bekledim, işte kapıda bekledim. Dedim ya kusura bakma dedim. Ya hiç yapmadığım bir şey dedim ama seninle resim çekilebilir miyiz dedim. Tabii ki Nuri dedi. Ben dedi Real Madrid taraftarıyım dedi. Seni biliyorum dedi. Tabii ki çekilirim dedi. Ben tabii çok mutlu oldum. Güzel. Popüler biri oldum ne zaman anladın? U17 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'da oynadığımız maçlardan sonraki gelen tepkiler... Saçların çok güzel olmuş işte. Gol attın, güzel gol attın falan böyle... Orada dedim, ilk defa popüler oldum. Orada hissettim galiba. Aa, seni televizyonda gördük falan. Orada. Güzel. Ama çok iyi takımdı o. Evet. Yazık oldu o takım. Pardon, duyamadım. Yazık oldu. Çok ha, evet, birçok oyuncu öyle. Gerçi devam ettiren de oldu. Oldu canım. Oldu ama. Kariyer yapan oldu ama. Hangi yeteneği sahip olmak isterdin? Hangi yeteneği değil de çok biraz hızlı olmayı isterdim ya. Böyle bir şey gol atmak istiyordum her zaman. Şimdi orta sahada box to box alıp böyle 3-4 oyuncu geçip hiç kariyerimde olmayacak bir şeydi. Çünkü geçtiğim oyuncu benim önüme geliyordu zaten. Ama yani bir tane böyle alıp götüreyim. Bir kere Fabregas atmıştı Tottenham'a karşı. Evet. Aldı götürdü böyle attı. Dedim Fabregas yapıyorsa ben ne yaparım, o da hızlı oyuncu değil diye. Ama hiç nasip olmadı, belki biraz daha hızlı olabilirdim. Yani. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Ya bu çok şey olacak ama barış getirmek böyle bir hücum olsaydı. Şey ya yaşadığımız, şu andaki yaşadığımız dünyada isteyebileceğim tek şey olurdu yani. En çok kime gülüyorsun? Kızıma çok gülüyorum. Kızıma çok gülüyorum. Çok farklı yerlerden giriyor. Yani stand-up olarak, yani komiklik anlamında Cem Yılmaz'ı çok seviyorum. Ona çok gülüyorum. Bunlar beni güldüren insanlar, yani çok arkadaş ortamımda da çok komik insanlar var ama böyle kızımın o maç kazansan da kaybetsen de güldürmesi hiçbir şeye değişilmez bir gülümseme yani. Bir testimiz var. 30 saniye içinde bana Dortmund'un en iyi 11'ini sayabilir misin? 30 saniye içinde. Evet. Başladık mı? Başlayayım. Başlayalım. Weidenfeller, Schmelzer, Wörns, Hummels, Piszczek, Rosicki, Şahin, Reus,
Lewandowski, Götze, Amoroso. O 14, 15 saniyede oldu. Götze'yi aman iyi. Beklemiyordum. Sana bir fotoğraf göstermek istiyorum. Ne hissedeceksin merak ediyorum. Kaç yaşındasın orada? 4 ile 6 yaş arası. Çünkü bu anaokul mu deniliyor Türkiye'de? Evet. Anaokul. Anaokul. Büyük ihtimalle babaannem yine saçlarımı kestirmiş. İnanılmaz kestirmiş. U17'de kurtardım diyorsun. Aynen orada kurtardım. Çok Türk var mıydı? Vardı. O grupta yoktu fazla. Yasin, arkadaşım Yasin var. Burçin. Görüştüğün kimse var mı o grupta? Burçin var. Tabii canım Yasin'le görüşüyorum. Burçin var. Tim var. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Tim. Okul arkadaşlarım Mandy. Daha var ya. Bana böyle bir resim göstersen hiçbir ismi hatırlamam. Elena. Hepsini hatırlıyorum ama ilk hocamın ismi Sandra. Sandra. Ya ilk benim anaokul dönemim tamamen babaannemle benim ilişkimi anlatıyor. Çünkü biz annemle babam o zaman çalışıyordu. Sabahçı çalışıyordu. Hala oradalar mı? Annemle babam Almanya'da. Annemle babam Almanya'da. Babaannem abimle beni sabahları babaannem götürürdü. Biz sabahları orada, akşam da eve geçerdik annem geldikten sonra. Keyfimize göre takılıyorduk babaannemle. İşte abimi bırakıyorduk. Ondan sonra gitmek istiyor musun oğlum diyordu. Ya babaanne ne gideceğiz ya diyordum mesela. Şimdi ya şu anda düşünüyorum bunu ben Meryem'de de Ömer'de de asla ve asla kabul etmeyeceğim bir şey. İnanılmaz yani. Mesela işte arıyordum. Babaanne gel beni al. Neyim var? Bir şeyim yok ama ona hasta olduğumu söyledim. Sen de uydur bir şey. Hemen geliyordu. Alıyordu beni. O işte Almancası da o zaman çok yok. Krank krank krank. Bayağı bildiğin Adile Naşit gibi. Babaannemle benim hikayem yani tamamen onu anlatıyor. Onu hatırlatıyor bana. Çocukluk arkadaşlarımın saçlarımı işte harika. Müthiş kestirmişler. Harika bir sohbet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle açık yüreklilikle birçok soruya cevap verdin. Elimden geldiği kadar şeffaf ve açık olmaya. Çünkü saklanacak bir şeyim yok yani her şey ortada. O yüzden hiç kimseye şirin gözükmek de istemiyorum. Açık açık. Yok böylesi daha iyi. Daha rahat. Daha rahat bir hayat oluyor. Benim açımdan. Değil mi? Herkes için çok daha rahat oluyor. Umuyorum Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirebilirsin. Biz de orada oluruz umuyorum. İnşallah. Başarılar. Teşekkürler. Ve umuyorum bu içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumda bir an önce biter. Bundan bir şüphem yok. Gerçekten hiçbir şüphem yok ya. Yani. Müsaade edersen bir selfie çekeceğiz. Bundan önümüzdeki dönem bir sergi yapmayı planlıyorum. Galaxy rehberinin yanı sıra Süper Lig'de oynanan maçları konuşmak için karşı karşıya da ve haftanın bütün spor gündemini Kaan Kural'la değerlendirmek için oyuna devamında çarşamba akşamları birlikte olacağız.